söyleyecek bu Cavit Çift'e hakime ha? Allah kahretsin. Ama ne derlerse desinler. Artık karar değişmez. Bir celse de bitecek bu iş. Hadi inşallah. Ahlaksız karı. Yine kim bilir ne dolaplar çeviriyor. Aman teyze sus. Cıngar çıkarır bunları. Çıkarsın. Böyle hemşehrin oğlum. Güzel konuş. Ne söyleyecektin baba? Kerem'i unuttum lan. Büyücü karı. Duyarsa duysun, benim kimseden korkum yok. Tamam, sakin olalım. Cavit abi bize bakıyorlar. Bakalım şimdi bu hıyar içeride nasıl konuşacak? Boş ver oğlum, ne anlatırsa anlatsın. Öyle demeyin, tanıklığı mahkemeyi etkileyebilir. Ağzını bir yoklasanız. Ben o hıyarla konuşmam. Ölüm yok ya ucunda oğlum, işine yarayacaksın merhaba diye geçsin gitsin. Tabii lan, doğru söylüyor. Oğlum kalkar şimdi bir hıyarlık eder, gebertirim elimde kalır. Ne gebertmesin lan, adli burası. Baksana ortalık kamera mamera dolu ya. Hayretmiş. Konuşsam mı? Lan bana bak. Ne var? Atışmak gibi olmasın ama içeride her şeyi apaçık anlatacak mısın? Apaçık anlatacak mısın ne demek lan? Biz yalan mı söylüyoruz burada? Ya ben onu demek istemedim. Ne demek istedin ya? Yani diyorum şöyle... Dobra dobra, erkekçe. Erkekçe ne demek erkekçe lan? Erkekçe diyorum ha. Erkekçe ne demek lan? Attırın! Alacağım şimdi ikiniz de ayağımı altına! Becerisizler! Ay anne çok korkuyorum ya! Korkacak bir şey yok. Bir an kurtulacağız bu iki el yalıklardan. Tek bir cesine. Hadi! Davacı dağdan korkmaz vekil avukat muhabbet gidiyor! Abi de gebertirsin ya. Davalık Fedami Korkmaz Vekili Avukat Recep Tanrı. Geldim. Bir dakika. Teslim beyler. Yol açın. Evet, hakim beyler, teslim. Şöyle biraz gelin ki. Hadi oğlum, böyle gibi seni. Baba, hakim ne soracak şimdi bana içeride? Ben ne bileyim ulan? Hakim çağırmış. Ne sorarsa açık açık anlatacaksın. Tamam. Dur bakalım. Büyücü karı, geberemedi. Salam. Tanık Cavit Durak burada mı? Bir dakika, şuradan yol açın. Tanık Cavit Durak! Hadi, yürü. Hakim Bey. Sallama oğlum, yürü. Şurada dur. Beceriksiz Sünepe, utanmadan ne anlatacak acaba? Kız Okşan, intikam almaya gelmiş bunlar. Adın? Cavit. Soyadın? Durak. Baba adı? Salih. Doğum tarihi? 14 Haziran 1974. Tarafları tanıyor musun? Tanıyorum. Peki taraflarla bir akrabalığın var mı? Yok. Doğru söyleyeceğine namusun ve Allah'ın üzerine yemin eder misin? Ederim. Peki. Şimdi olaylar hakkında ne biliyorsan anlat. Nazan Korkmaz'la daha önce evliymişsin. Evet efendim, evliydik. Ama boşandık maalesef. Bırak şimdi maalesef evladım, bak. Mahkeme seni 365 gün içinde erkeklik görevini yerine getirmediğin gerekçesiyle... Erkekliğimi karıştırmayalım, erkeklikle bir ilgisi yok. Benim sorduklarıma cevap ver. Özür dilerim. Gerekçesiyle... Eşi Nazan Durak'tan Kadıköy 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 28.6.97 tarihli kararıyla boşamış olup... Evet, boşandık maalesef. Selami Korkmaz'ı tanıyor musun? Tanıyorum maalesef. Bırak oğlum şu maalesefi. Bak, Nazan Korkmaz şimdi de aynı gerekçeyle Selami Korkmaz'dan boşanmak istiyor. Vallahi ona bir diyeceğim yok.
sayın hakimim. Yalnız ben o zaman da mahkemeye göstermiştim. Bugün de gene göğsümü gere gere gösterebilirim. Benim erkekliğim efendim bakın burada raporla tespit edilmiş durumda. İzninizle sayın yargıcım, olay burada saptırılıyor. Medyanın değerli mensuplarını da göstermek isterim. Buyurun, buna ne diyeceksiniz? Nazan Korkmaz'ın bakire olduğuna dair adli tıp raporu elimizde. Olmaz öyle şey hakim bey. Oyuna getirildik. İki tane koç gibi delikanlı. Hadi ben şey edemedim bu kadını, bu da mı? İtiraz ediyorum sayın yargıcım, müvekkilem kadın değil, kız. İşte adli tıp raporu elimizde, isteyen bakabilir. Çok rica ediyorum, komplekslerle konuşmayalım. Objektif olalım. Otur yerine. Ben söz vermeden konuşmam. Mahalle kahvesi değil burası.